Bir zamanlar yemyeşil asma bahçeleri, çağal çağal akan nehirleri ve seke seke çaydan geçen ceylanlarıyla bir yeryüzü cenneti olan Avustralya, büyük bir kuraklığın pençesinde acınası bir toprak yığınına dönüşmüştü. 60 yıldır tek bir damla yağmur yağmamış, seller akmamış, Arap kızları camdan bakmamıştı. Ve sonunda batıya göç etmeye karar verdiler. Nacaroğlu aşireti kuzeydeki batıya gitmeye karar vermiş, Filipinler üzerinden Hindistan'a, İran üzerinden de Bizans topraklarına girmişler. Ve şans eseri de olsa batıdaki batıya ulaşmayı başarmışlar. Hareketli topraklara geldik çok şükür. Şimdi bu okun düştüğü yere obamızı kuracağız. Burayı vatan vereceğiz. Hey! Hey! İşte vatanımız burası. Hey! Merak etme beyim, iyidir. Ne de olsa bir Nacar kadın o. Sağ ol Nacar Hatun. Ben tarlaya gidiyorum. Efendiler, kahpe Bizans işte böyle çalışkan anaların ayakları altında ezilecektir. Evet, majesteleri. Yemek hazır, majesteleri. Pekala, pekala. İğrenç bir kabus görüyordum. İyi ki uyandırdın beni, Lombelikus. Ama yine de cezalandırılacaksın. Ama majesteleri... Söz! Bana majeste falan deme. Sen kim oluyorsun da rüyamın en güzel yerinde beni uyandırmaya cesaret ediyorsun? Ama majesteleri... Majesteleri, 16. Letius. Nöbetçiler, alın şunu götürün konservatuara. Sen,
Şu Lombelikus'u al, aslanlara götür. Biraz aslanları sevsin. Hayvanları sevmeyen insanları sevemez. İnsanları sevmeyen ekselansını hiç sevemez. Majesteleri! Sus! Ben senin majesten değilim artık. Ben onun majestesiyim. Aslında gıcık oluyorum bu herife. Mahsus iyi davranıyorum. Ah bir hata yapsa. Minicik bir hata yapsa. Yapar İlletius. Merak etme. Ne? İlletius mu? İlletius ha? Bana nasıl İlletius dersin? Al özür bakalım. Dilerim majestem. Al İlletius'u. Bana adımla hitap ettin diye seni aslanlara yem yapıp sonra da onları öldürüp içlerini samanla doldurdum ama dua et ki ablamsın Theodora. Ay ne kadar dengesiz adamsın sevgilim. Az önce Lömbelikus'u aslanları sevmeye gönderiyordun. Şimdi de tutmuş işlerini doldurmaktan bahsediyorsun. Hani hayvanları sevmeyen insanları da sevemezdi. Neydi o lafın latincesi? Homini cipus cipus. Yeter, yeter be artık. Yeter. Sus. Yeter be. Sen daha bana bir erkek evlat bile veremedin. Bir de kalkmış böyle zor bir cümleyi latince söylemeye çalışıyorsun. Ama hayatım. Sus. Hayatım deme. Hayatım deme. Ben senin hayatın falan değilim. Ben onun hayatıyım. Bilmem farkında mısın hayatım? Tam 11 aydır hamilesin. Sana bir ay daha süre veriyorum. Bir erkek doğurdun, doğurdun. Doğuramazsan, eğer bir erkek doğuramazsan, eğer bir erkek... Nasıl? Ama şu an yemekteyiz. Evet gördüm. Berbat bir rüyaydı. Sen nereden biliyorsun? Pardon. Pardon. Sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Tamam. Tamam. Geliyorum. Ben gitmek zorundayım. İsteyen yemeğine devam edebilir. Size afiyet olsun. Güzel güzel yemeğinizi yiyin. Majesteleri. Ne oldu Nosti? Beni yemek masasından kaldırdığına göre önemli bir şey olmalı. Rüyanızı anlatmak istersiniz diye düşündüm de. Berbat bir rüyaydı Nosti. Gökyüzündeki yıldızlardan biri üzerime doğru kaydı. Rengarenkti. Aman Tanrım. Sonra? Sonra şey oldu. Yıldızın içinden bir canavar çıktı. Ah Tanrım, çok korkunçtu. Canavarın parmağında bir ışık vardı. Gözleri kocamandı. Bir de kız çocuğu vardı. Sanıyorum Nacar'dı. Ama sarışındı. Sonra başka bir Nacar çocuğu, önünde sepet bulunan iki tekerlekli bir savaş arabasına biniyordu. Beni görünce canavarı sepete koydu. Ve kuş gibi uçmaya başladılar. Ayın önünden geçtiler. Ve gözden kayboldular. Tam o sırada gökyüzünden üstüme bir takım harfler, yazılar yağmaya başladı. E'si bu kadar işte. Bitti. Anlıyorum majesteleri. Çok iyi anlıyorum. Yani anladığım kadarıyla bu bir lanet. Lanet mi? Hem de korkunç bir lanet. Bugün doğan bir çocuk tarafından öldürüleceksiniz majesteleri. Hem de bir erkek çocuk. Hadi oradan şabalak. Bacak kadar çocuk beni nasıl öldürebilir ki? Bir Nacar çocuğu. Bugün doğan bir Nacar çocuğu tarafından öldürüleceksiniz majesteleri. Emin misin Nosti? Yani aman tanrım, korkunç bir şey bu. Bir Nacar ha? Bugün doğan bir erkek çocuğu öyle mi? Hala ne bakıyorsunuz öyle salak salak? Gidip Nacar köylerine bassanıza. Sen de Theodorakis, yürü git. Ne kadar Nacar köyü varsa bas. Bugün doğan bütün erkek çocukları öldür.
Hatta kızlarını öldürür. Bütün Nacar çocuklarını öldürür. Bir ellinin altındaki bütün Nacarları öldürün gitsin. Bütün Nacarları öldürün. Hepsini öldürün. 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 Bu kolyeler evlatlarımın kardeşlik bağını simgeleyecek. Günün birinde kader onları ayırırsa birbirlerini bu kolyelerden tanıyacaklar. Ey oğul, senin adın yetişme olsun. Her darda olanın imdadına yetişesin. Aklı hür, vicdanı hür büyüyesin. Zeki, çevik ve ahlaklı olasın. Ey oğul, gavurların yüreğine korku salman için senin adını Gavur Bey koydum. Aklı hür, vicdanı hür büyüyesin. Avrupalarda okuyasın, layık olasın. Ey oğul, senin de adın şey olsun. Şey Bey olsun. Ha, Gider Bey olsun. Diğer ikisi için söylediklerim senin için de geçerli olsun işte. Hey! Ünver Gazi, Bizanslılar geliyor. Bizanslılar geliyor. Nacar köylerini basıp erkek çocukları öldürüyorlar. Al. Herkes silahlarını alsın. Kadın ve çocukları saklayın. Okçular hazırlansın. Sen hadi çabuk kalk benim otağa git. Orta çekmecede uzun bir zincirle börküm var. Onu kalk getir hadi. Emredersin beyim. Hadi. Siz çocukları analarının yanına götürün. Ve çamaşırları toplayın. Hemen. Emir olur beyim. Sebeci oğlu. Buyur beyim. Sen de komşu köylere haber ver. Hazırlıklı olsunlar. Emrin olur beyim. Hadi biraz acele edin. Kimlere basmayın. Cüzdanlara dikkat edin. Ulan terli terli su içme. Sen de git dersine çalış. Eşşi ol eşşi. Hadi. Hadi. Daha hızlı. Daha hızlı. Koş. Koş ulan. Okçular köy girişine. Yaştılar dua etsin. Hadi. Hadi. Buyur beyim. Peki bu zinciri ne yapacağız? Beni bununla köyün girişindeki kapıya bağla Tavşan Bey. Ben onları oyalarken sen de kadın ve çocukları arka kapıdan kaçıracaksın. Tamam mı? Ama Süper Gazi, sen bize daha lazımsın. Biliyorum Tavşan Bey. Eğer bana bir şey olursa karın ve çocuklarım sana emanet. Ya o geçen sene aldığın koyun postu yelek? Tamam. O da senin olsun. Tut. Hadi! Gelin alçaklar. Gelin yezitler. Gelin kaltabanlar. Gelin. Dur! Tamam ulan. Gelin bakalım ulan. Gelin. Şu salağı çekin kapıdan. Ama bu Süper Gazi komutanım. Süper Gazi mi? Korktunuz değil mi namertler? Gelseniz hadi. Hadi. Hücum. Alacaklar! Gelin! Hadi, hadi. Geldiler mi Süper Gazi? Hadi! 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 Hadi geliyorlar! Hadi geliyorlar! Dur! Benim olacaksın! İnsan! Benim olacaksın! Bırak karım alçak! O benim karım! O benim! Gel! Ol ancak ben tecavüz ederim. Bırakın beni diyorum. Bırakın beni. Ben Amerikan vatandaşıyım ne diyorum size. Be? Amerikanı. Öldürün bunu da. Aha, yiyin bebek.
seni kemirdi erkek galiba. Sen kaç ama çoğal. Ben onları oyalım. Vay be. Şuraya bak. Azikti. Bütün erkek çocukları öldürün. Çocukluğumu büyüklerini öldürün. Nereden buldunuz bunu ya? Resmen korkuyor mu? Devşirme midir nedir? Fırla! Bu nacarlar da okçuluk sporuna pek yatkın oluyorlar canım. Ne? Ne var? Gene kim geldi? Düt kim ulan? Düt kim? Düdük! Komutan Theodorakis. Bütün köyleri bastık majesteleri. Aferin kumandan. Pekala sonuç nedir? Bütün erkek çocukları öldürdük majesteleri. Emekli, dul ve yetimleri de öldürdük. Yüce İsa, sana şükürler olsun. Kadınları da sizin için esir aldık. Aman tanrım. Böyle bir kadını ilk kez görüyorum Theodorakis. Ben kadın değilim. Ben kadın değilim. Alçak herif. Kadın değilim ben. Theodorakis, ne saçmalıyor bu kadın? Sus! Alçak herif sus! Kadın değilim ben. Değilim. Erkeğim. Süper gaziyim ben. Süper gazi. Süper öleceksin. Süper gazi. Çok memnun oldum. Sizi öldürmek benim için büyük bir zevk olacak. Puh! Bunu çok kötü ödeyeceksin. Süzer Gazi. Süzer Gazi değil benim adım. Alça gelip Süper Gazi. Süper Gazi. Süzersin işte. Süzer. 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 Gülmeyin lan. Süzer. Gülmeyin. Bak genelde zel. Bunu ödeteceğim sana 1700. Süzer. Bana kimse Süzer Gazi diyemez. Göstereceğim ben sana Süzer'i. Zavallı adam. Nasıl da bağırıyor. İllet Düzken'e ne biçim bir işkence icat etti kim bilir. Aman tanrım. Geliyor. Şükürler olsun. Geliyor. Şükürler olsun sana Yüce İsa. Sakin olun kraliçem. Sizi hemen saraya götüreceğim. Hayır saraya giremeyiz Arap bacı. Eğer kız olursa İllet Düz seni de beni de kızı da onu da öldürür. Ama majesteleri. Ben şimdi burada hallederim. Ne yapıyorsunuz kraliçem? Öyle olmaz. Uzanmanız lazım. Ah Arap bacı ben heyecandan ne yaptığımı biliyor muyum? Çıkmak istemiyor. Korkarım bu da kız majesteleri. Yalvarıyorum sana Yüce İsa. Çok üzgünüm majesteleri.
çok üzgünüm. Hayır olamaz, hayır, istemiyorum. Sok onu yerine Arapbacı. Belki şöyle gösterirsem bir süre daha idare edebiliriz. İlletius bunu kesinlikle yutmaz. Aman tanrım. Ay canım. Üstelik erkek. E4. Ye onu. Şahmat. Umarım benimle oyun oynanmayacağını anlamışsındır sevgili kardeşim. Majesteleri İmparatoriçe 5. Helena, daha önce Arapbacı. Müjde majesteleri, müjde. Kraliçe ikiz doğurdu. Hiç heveslenmeyin majesteleri. Sonunda başardım. Bir oğlan doğurdum. Yüce İsa, şükürler olsun sana. Oğlum, canım oğlum benim. O kız olan majesteleri, oğlan öbürü. Oğlum, canım oğlum benim. Sana yanlışlıkla öldürdüğüm babamın adını veriyorum. O yattıkça sen yaşayasın. Adın Marcus Antonius olsun. Onun kadar olmasa bile kızımız da çok güzel majesteleri. Salak, salak karı. O niye erkek olmadı ha? Niye ikisi de erkek olmadı? Gerizekalı karı. Bir de kızımızın olması fena bir şey mi majesteleri? Hem ona da yanlışlıkla öldürdüğün annenin ismini verirsin. Vicdanın rahatlar. Vicdan? Rahatlar. Evet, onun da adı 6. Emmanuel olsun. Adamın benzesiz. Onun gibi orospu. Eskiden hak deyince akan sular durdu. Şimdi dünya değişti. Gücü yeten yetene savaş demişler buna. Alçaklar, vahşi köpekler, sincaplar, ördekler, domuzlar. Aman Allah'ım, bir insan nasıl bu kadar vahşileşebilir? Sepetçi olur, bak şunu. Dost hakkına dokunma. Tanrım, niçin süt emmiyor bu çocuk, hiç anlamıyorum. Emsinin üzerinden nasıl emsin? Salak karı! Çıkarsana memelerini dışarı. Emmiyor İletius. Emmiyor işte, ne yapayım? Pis köpekler, alçaklar, bırak! Ay ay ay! Bu ne iğrenç bir ses! Bunun sesi böyleyse kim bilir sütü nasıldır? Geberti şunu, başka bir kare getirin. Ama maalesef yeni doğum yapmış bütün kadınları denedik. Bu sonuncusu. İyi, iyi. Emzirsin bakalım. Emzirmeyeceğim işte. Bir gavur tohumunu emzirmektense ölmeyi tercih ederim. Bırak diyorum, çekme seni ve saçımı. Bırak, bırak, bırak. Ya memeni çıkarıp şu çocuğu emzirirsin ya da memelerini koparıp çocuğun önüne atarım. Emzir şu çocuğu. Aman Allah. Bu koli. Yoksa evet evet öyle olmalı. Ağlar tabii. Anasını babasını esir aldılar. Kardeşleri akıntıya gitti. Babasını tarumar ettiler.
O ağlamasın da kim ağlasın? İşte senin hikayen bu oldu. Bir gün büyüyüp de yiğit bir bey olduğunda obamızın başına geçeceksin. Saraya gidip ananı ve babanı kurtaracaksın. İllet Yustan intikamını alacaksın. Peki ben ne zaman büyüyeceğim sepetçi oğlum? Ne zaman mı büyüyeceksin? Bak o. Şu kılları görüyor musun? İşte onlardan birini yola bildiğin gün büyüdün demektir. Bir yiğit, bir erkek oldun demektir. Hadi. Hadi. Daha değil beyim. Daha değil. Sarı çiçeğe Haleluya. Görüyorsun sevgili oğlunun yaptığını değil mi majesteleri? Kız anne, Markus var ya, İstavroz da çıkaramıyor. Lan oğlum ibnelik etme be. Oğlum Markus, söyle bana, İstavroz çıkarmasını niye beceremiyorsun? Ha? Öğrenemiyorum baba, ne yapayım? Çok da çalışıyorum ama kafam almıyor işte. Nasıl öğrenemezsin eşyolu beş kulak? Sarı çiçeğe anasını babasını sormayı nasıl öğrendin peki? Öğrenmedim ki. Böyle şey oldu. Birden içimden geliverdi. Theodorakis! At şunu çay ocağına. Yerin 300 metre dibinden çay çıkarsın da aklı başına gelsin. Durun! Majesteleri! Yalvarırım majesteleri, onu çay ocağına göndermeyin. Beni gönderin majesteleri. O daha küçücük çocuk. Ayakkabımı kirletiyorsunuz küçük kadın. Alın götürün şunu. Alın. Bir Bizans prensini Nacar esirler arasına attırma konusunda umarım ciddi değilsinizdir majesteleri. Ne yapayım ben böyle evladı? Kilisede Nacar ilahisi okuyor. İstavros çıkarmayı beceremiyor. Yeterince sadist değil. Zeki, çevik ve ahlaklı. Mütemadiyen bir Nacar gibi davranıyor. Her ne kadar oğlum da olsa, her ne kadar tahtımın tek varisi de olsa cezasını çekmeli. Marcus Antonius için söylediklerinize tamamen katılmakla birlikte tahtın tek varisinin çay ocağında ölüme gönderilme fikrine pek katılmıyorum majesteleri. Peki, peki tamam vazgeçtim. Ne dersin Makarios? Onu Rodos'taki papaz hatip cimnazyumuna gönderelim mi? Hem iyi bir Hristiyan olarak yetişir, hem de duyduğuma göre oradaki okulun ekonomi bölümü çok güzelmiş. Çok iyi fikir majesteleri. Peki o zaman, yarın Marcus Antonius'u Rodos'a gönderiyorum. Çok iyi, çok iyi. Yalvarırım majesteleri, onu Rodos'a göndermeyin, beni gönderin majesteleri. O da küçük çocuk Rodos, alın be. Rodos bilmez ki majesteleri. Alın şu suçlu kadını ayaklarımın altından. Yalvarırım. Rehbe. Tamam oğlum. Dediklerimi yapmadan asla olmaz. Ne olmaz öyle. Önce erkek olmalı sen. Kaç para güzelim? Ben bu işi para için yapmıyorum aslanım. Hadi be. Hadi.
dedin yiğitler. Hancı, bize bir testi şarap getir. Sepetçioğlu be, o olaya ne zaman gireceğiz? Erkekliğini önce her meydanında ispat etmen gerek yetişmek. Tamam, ispatlayayım da ona da izin vermiyorsun ki. Gene kendini sınamak istiyorsun be. Evet. Gördün mü evlat? Henüz hazır değilsin. Eyvallah hanım. Eyvah, tuzaklar geldi. Nereye gidelim? Çekilirim ben, benim saraya dönmem lazım. Bu salak da kendini imparatoriçe sanıyor. Mitokondri. Çalınma! Çalsanıza! Hadi bakayım, dans açsana. Ben dans etmesini bilmem ki. Eda, oynasana kaldak. Kaldır şunu, kaldır kollarını. Hadi, siz de daha oynak bir şeyler çalın bakalım. Hadi, elleri göreyim. Çevir. Ben yaptım. Çünkü bir Nacar dansözü asla oynamaz. Doğru söylüyorsun. Kusura bakma bacım. Teşekkür ederim yiğidim. Ellerinden görmesin. Önemli değil. Şimdi kim daha iyi oynuyor? Göreceğiz bakalım. Ya yeah, demek öyle. Evet öyle. Ne olmuş? Ne yaparsın? Geber tilitleri. Buyurun. Hesabı ödeyelim de gidelim Sepetçioğlu buradan. Ne dersin Sepetçioğlu? Artık hazır mıyım? Hı? Anamı ve babamı kurtarabilir miyim? İlyatus köpeğinden intikamımızı alabilir miyim? Kendime bir kız bulup bacak omuza yapabilir miyim? Ona böyle böyle yapıp üstüne de keyif tütünü içebilir miyim artık Sepetçioğlu? Artık sana her şey helal Yetiş Bey. Kolla kendini İlyatus. Süper Gazi'nin oğlu. Yetiş Bey geliyor. Geliyor. Al Sepetçioğlu, sıcak ekmek ye. Sağ ol Tavşan Bey. Bir gün var ya, bir gün gelecek. Bütün bu topraklar dört nala gelip Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu diyar acayip değerlenecek. Şimdiden birkaç dönüm kapatmak lazım. Ha? Neyse. Önce şu işi bir bitirelim. Şimdi planımı iyice dinleyin. Burası Bizans Sarayı olsun. Benim ayağım da burada. Böyle bir çakarsam hepsi geberir gider. O iş o kadar kolay değil.
Bence daha iyi bir plan yapıp saraya girmeliyiz. Peki bize bu iş için ne lazım? Bir prens giysisi, iki papaz elbisesi, iki haç, üç tane de at. Oo, dağ başında bize elbiselerini verecek üç salağı nereden bulacağız? Selam. İçine mi doğdu yetiş bey, şu gelenlere bak. Ben boşa konuşmam tavşan bey. Bırakın beni edepsizler, bu ne cüret? İmparatorun oğluyum ben, benim babam imparator diyorum size. Bırakın beni. Artık imparatorun oğlu benim. Yalancı. Senin adın Marcus Antonius mu ki? Duydunuz değil mi? Salağın adını da öğrendik. Marcus Antonius'muş. Sabah sabah ne bu gürültü be? Baba? Kim bu? Şahsiyet bizim esirimiz olur mağdure. Biz dönene kadar ona göz kulak olasın. Evet, esir benim. Madem imparatorun oğlu olmak istiyorsun, ol bakalım. Ben de bu arada esirliğin keyfini çıkartayım. Bağırmaya kalkarsa dilini koparasın. Kaçmaya yeltenirse bacaklarını kırasın. Kem gözle bakarsa gözlerini oyasın. Geğirirse gırtlağını kesesin mağdur ebacı. Hadi gidiyoruz. Hangi burçtansın mağdure? Başak, yay, terazi, akrep. İnşallah kaçıp da başımızı belaya sokmaz domuz. Merak etme tavşan bey. Çok sıkı bağladım turistin dönünü. Allah korusun ama mağduriye bir şey yaparsa. Yeah. Merak etmeyin, hiçbir şey yapamaz. Onu ben erkek gibi yetiştirdim. Onun gibi beş sünepeyi tek elle devirir eve yolla. Siz mağdure için kaygılanmayı bırakın da esas o iki papaz için kaygılanın. Elbiselerini alırken keşke canlarını da alaydım be yetiş. Yani saraya ulaşırlarsa başımıza büyük bela açarlar. Siz merak etmeyin. Onlara öyle bir esbapla donattım ki bırakın saraya ulaşmayı, insan içine bile çıkacak halleri kalmadı Nemrutların. Aşk ne millet, diller ne din. Aşk ne millet, diller ne din. İnanmazsan sen sevmedin. İnanmazsan. Avrupa'da her şey öyle farklı ki, insanlar Rummuş, Nacarmış, Angloymuş, Saksonmuş, hiç fark etmiyorum. Zaten böyle bir ayrım bana hep saçma gelmiştir. En nihayetinde aynı coğrafyada yaşıyoruz ve kültürel açıdan pek çok ortak noktamız var. Ne güzel konuşuyorsun Marcus. Biraz daha kımız alır mısın? Lütfen. Sana bir şey söyleyeceğim Marcus. Ama kızma. Sen var ya hiç Bizanslı'ya benzemiyorsun. O kadar insancıl, o kadar iyi kalpli ve o kadar yakışıklısın ki. Yolda görsem Nacar sanırdım vallahi. Keşke Nacar olsaydım da beni yolda görseydin mağdure. Hadi bakalım kahraman ama sizi pis Nacarlar. Hay Allah. Niye yanmıyor? Niye yanmıyor bu kibritler? Nemli midir, Bizans balı mıdır nedir? Bu da yanmadı işte. Lanet olsun. Tanrım, umarım aralarında Hristiyan yoktur. Kardeşim Marcus Antonius yarın Rodos'tan gelecek diye öyle mutluyum ki anne. İnanmayacaksınız ama ben de özledim Marcus Antonius'u. Yaklaşmayın. Sıçtım bunu kibriti. Ama az kalsın çay ocağına sürgüne gönderiyordunuz majesteleri. Gönderirim tabii. Bir Nacar gibi davranıyordu. Ama sanıyorum şimdi biraz değişmiş bu. 5 yıllık sıkı bir eğitimden sonra iyi bir gavur olarak geri döneceğinden hiç şüphem yok. Ne düşünüyorum biliyor musun Helena? Geldiğinde onu başkumandan yapayım. Yalvarırım majesteleri. Onu başkumandan yapmayın. Beni yapın majesteleri. Yalvarırım. Nöbetçiler. Alın şu kadını. Alın. Sonunda ben bu kadını idam ettireceğim ama bakalım ne zaman. Sen ne dersin Makarios? Başkumandan yapalım mı Marcus Antonius'u? Siz bilirsiniz majesteleri. Ancak bu arada General Theodorix'i de unutmamak gerek. Canım o da hava kuvvetleri başkumandanı olur. Ama önce askerlerimizin bazılarına uçmayı öğretmek gerek. Hazır!
Bu kibirler de beni deli edecek ha? Siz de terli misiniz, nesiniz ulan? Niye tutuşmadınız iki saattir lan? Tutuşsanız da! Ha bu pencere açıktır ya, onun için ceryan yapıyor uşağım. Bu bok yiyen bize ulaşıncaya kadar sönüyor da. Susana lan, nöbetçi! Şu pencereyi kapa! Vay be! Hakikaten de doğruymuş. Aman tanrım, iyi misin Teodora? İyiyim, iyiyim. Marcus Antonius yarın geri dönüyormuş. Aman tanrım. Üstelik İlletus onu başkumandan mı ne yapacakmış? Aman tanrım. Dahası seni hava kuvvetleri komutanı yapacakmış aşağılık herif. Aman tanrım. Saraya ulaşmadan Marcus'un işini bitirmemiz lazım Theodorakis. Bu iş için en iyi adamlarını görevlendirmeni istiyorum. Hemen bu gece yola çıksınlar. Marcus Antonius mutlaka öldürülmeli. Benim oğlum imparator olacak, anlıyor musun? Benim oğlum imparator olacak. Daha hızlı at Gepius, daha hızlı. Uçur beni hayvan. Sütuna değdir, ağaca değdir. Acele edin. Neredeyse gelirler. Keşke yola bir ağaç devirseydik. Böyle çok zor oluyor. Şşt, susun. Geliyorlar galiba. Saklanın, çabuk dağılın. Çabuk, 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 çabuk. Saklanın. Durun, durun. Yol bitti. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? İnip yolu açacağız. Tuzağa düştük, tuzağa düştük. Dur! Abi verin evlat! Kuzeyneciğim böyle diyor Kuzeyneciğim. Böyle böyle diyor. Ver. Vay anasını. Bunların hepsini kanı bozuk. Al bakalım. Yeter. Yeter. Baksana hepsini telef ettik zaten. Bu Bizanslar iyice kafayı yemişler. Kendi papazlarına, kendi prenslerine bile saldırı olmuşlar. Bu işin içinde bir iş var. Konuş alçak. Niye tuzak kurdunuz bize? Niye? Tabii ki sizi öldürmek için majesteleri. Ulan madem ki majestenim, niye öldürmek istiyorsun beni? İnsan kendi majestesini öldürmek ister mi hiç? General Theodorakis illa sizi öldürmemizi emretti majesteleri. Ama ona da prenses Theodora emretmiş ha. Prenses Theodora mı? Canım hanınız Theodora yok mu? Var. Özalam niye öldürtmek istesin ki beni? İyi olacak. Tabii ki Prens Simitis imparator olsun diye. Simitis mi? O da kim? Bana bak. Sen gerçekten Prens Marcus Antonius olduğuna emin misin? Hiç kimseyi tanımıyorsun be. Tabii ki değilim aptal. Ben Nacar aşiretinin beyi, Yetiş Bey'im. Aman tanrım, bunlar Nacarlar, Nacarlar. General Theodorakis ağzımıza sıçacak. Öğreneceğimizi öğrendik. Hadi yola koyulalım. Bunları ne yapacağız? Her şeyi öğrendiler. Saraya gidip anlatırlarsa ne olacak? Ona bakarsanız siz de her şeyi öğrendiniz. Papazlara yaptığımı bunlara da yapacağım. İnsan içine çıkacak halleri kalmayacak memurların. Aa tabii. Aa tabii. Aa. Selam. Aleyküm selam. Şşt, ne yapıyorsun? Planın nedir Yetiş Bey? Şimdi saray orada. Biz buradayız. Buradan kalkıp oraya kadar gideceğiz ve kapıdan içeri gireceğiz. Biraz karmaşık bir plan değil mi bu? Evet. Üstelik ya bizi içeri almazlarsa? Alırlar, alırlar. Bir prens ve iki papazı almayacaklar da kimi alacaklar içeri? Aa. Aa ya. Abi ya. Aa ya. Hadi. Dağılın lan, dağılın hadi. Savulun hadi. Nedir bu saraya girmek isteyenlerden çektiğimiz arkadaşa? Eline iki papaz, bir prens elbisesi geçiren soluğu burada alıyor. Başka bir planın var mı Yetiş Bey? Bir de öbür kapıyı deneyelim. Hadi.
Hadi çabuk olun. Tamam şimdi lan. Yukarı atlıyoruz, tamam mı Sepetçi oğlum? Ben yukarı. Hadi. Harikasın Sepetçi oğlum. Buyurun hadi. Yok sen buyur. Hadi Tavşan Bey. Allah aşkına. Lütfen sen buyur. Alın alın. Hadi hadi hadi. Çok da yüksek ama geleceğiz artık. Tamam Allah'ım sen. Bizans Veliaht Prensi Majesteleri 2. Marcus Antonius. Sevgili babacığım, ne kadar iyi. Gördüm sizi baba. Ah, babacığım. Biraz kilo mu almışsınız ne? Hoş geldin Marcus Antonius. Biz de seni bekliyorduk. Ah, size bir sürpriz yapmak istemiştik ama... Çocukken de böyleydin sen. Hep Nacarlar gibi salakça davranırdın. Ah, evet. Marcus Antonius hoş geldin canım kardeşim. Kardeşim. Emmanuel. Törenin ciddiyetini bozma geç. Emmanuel benim kardeşim. Emmanuel kardeşim benim. Kardeşim benim. Protokole göre önce Emmanuel değil annen hasret giderecek. Hani, Marcus anne. Antonius. Canım oğlum benim. Annem ne kadar da büyümüş. Canım annem. Annem benim. Annem canım annem. Arap bacı ne kadar da büyümüş öyle değil mi? Ah Arap bacım benim. Bacım Arap bacım. Benim. Gördün mü? Küçücüktüm bak. Ne oldu Tövbe'lere? Yoksa sevgili yeğenini gördüğüne sevinmedin mi? Şaşkınlığıma mazur görüyorum majesteleri. Hiç böyle beklemiyordum. Çok iyi görünüyor. Yani gerçekten de çok büyümüş. Sen de büyümüşsün oğlum benim. Her şeyim büyümüş. Teodora halam. Tamam, tamam, tamam kesin. Hadi şimdi odana çık. Üstünü değiştir. Akşam senin şerefine büyük bir ziyafet veriyorum. Yalvarırım majesteleri. Onu bırakın benim şerefime verin ziyafeti. Yalvarırım majesteleri. O daha küçücük çocuk ziyafetten anlamaz ki majesteleri. Sen gene mi çıktın karşıma be? Pis Nacar kadını. Nacar kadını mı? Canım tanımadın mı? Hani seni bebekken emziren koca memeli kadın vardı ya. İşte o. Demek beni emziren kadın buydu ha? Hoş geldiniz majesteleri. Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Süt annem. Süt annem benim. Oğlum. Süt oğlum. Ne kadar da büyümüşsün. Nasıl da özlemişim seni. Anam. Ben de çok özlemişim. Garip anam. Yiğit anam. Çilekeş anam. İyice saçmaladım ha. Ulan kadını ilk kez görüyorum ettiğim laflara bak. Ama yani içimde bir hoş oldu ha. Allah Allah. Bak ne diyeceğim. Bu akşam Rodos'tan dönüşünün şerefine birer tane Nacar devirelim mi? Ne dersin? Elimde tamamen orijinal bir Nacar beyi var. Gebertelim. Ne? Nacar mı? Gebertmek mi? Askerlerimi görevlendirdim Theodora. Bunu nasıl becerdiğini gerçekten hiç anlayamıyorum. Senin için büyük planlarım var Marcus Antonius. Babam seni başkumandan yapacak Marcus. Babam mı? Ne babamı? Ne babamı? Babamı diyorsun sen? Al bakalım babayı. Affedersiniz majesteleri. Şuna bak ya. Sanki babasının oğluyla konuşuyor. Demek benim için önemli planlarınız var majesteleri. Ha evet. Bu sarağın da dediği gibi seni başkumandan yapacağım. Ama önce... Şövalye olman lazım. Yalvarırım majesteleri. Onu bırakın beni şövalye yapın. Yalvarırım majesteleri. Yalvarırım. Skaç
adama deli kere. Sıktın be. Sakın bir daha bunu yapma. Sakın. Evet, haklısın. Bunları böyle etle filan beslemek hiç doğru değil. Tanrı saklasın. Semirirlerse itip kalkmak çok zor olabilir. Tamam, sıkıldım be. Nöbetçiler, alın götürün şunları. Aslanlara özel bir gösteri yapsınlar. Hadi, müzik yeniden başlasın. Dansöz de gelsin. Nefret ediyorum şu racarlardan Marcus Antonius. Savaşa, bilime ve güzel sanatlara olduğu kadar dansa da büyük yetenekleri var. Bıçak yok mu bıçak? Oyna hadi. Oyna bakalım racar kadını. Oyna hadi. Hadi. Yok canım, ben ne utanacağım? Yani bunlarda utanacak ne var? Bir yerde kardeşiz, öyle değil mi? Al, al. Çok istiyorsan sen de benimkilere bak. Hatırlıyor musun Marcus? Çocukken birlikte nasıl da yıkanırdık. Vay kısmetli köpek. Hatırlamaz olur muyum? Böyle suyla yıkanırdık. Sabun da kullanırdık. Hı-hı. Sırtımı keseler misin? Ne? Tabii, keseleyim. Aynı çocukluğumuzdaki gibi değil mi? Keseyle keselersen belki daha kolay olur. Tabii. Bana biraz Rodos'u anlatsana Marcus Antonio. Nasıl bir yer? Bildiğin Rodos işte. Adamlar çok ileri gitmiş, çok. Bu ne ya? Bu tavuk ne arıyor burada? Prensesi mi söylüyorsun? Prenses mi? Prenses Olympiakos. Babamızın geçen sene bizzat katıldığı bir savaşta hayatını mı ne kurtarmış? Sırf o yüzden prenses ünvanı verdi hayvana. O oyunundan ne var? Anahtar. Süper gazinin bulunduğu zindanın anahtarı. Oraya bakmak kimsenin aklına gelmez diye anahtarı prensesin boynuna bağladı manyak. Sen neler yaptın ben Rodos'tayken sevgili kardeşim? Bu tımarhanede ne yapılabilir ki Marcus Antonius? Babamın zavallı nacarları, o iyi kalpli, o mağrur, o misafirperver ve kahraman insanları katletmesine üzülmekten başka ne yapılabilir ki bu cehennemde? Demek aşağılık babamızın nacarlara yaptığı bu zulümden sen de rahatsızsın ha sevgili kardeşim? Tabii ki rahatsızım Marcus Antonius. Bana şuradaki havluyu verir misin? Havlu mu? Vereyim tabii. Havlu. Teşekkür ederim kardeşim. Bir şey değil kardeşim. O Theodora cadısı da çok ağlattı beni Marcus. Sen yokken neler çektiğimi bilemezsin. Theodora var ya öyle kötü bir insan ki Marcus. O...
salak oğlunun imparator olması için yapmayacağı şey yok. Biliyorum. Çok tehlikeli kaltak. Yalvarırım kendine dikkat et Markus, yalvarırım. Sana bir şey olursa yaşayamam sevgili kardeşim. Kardeşim. Sevgili kardeşim. Prenses gitti. Gel benim, prenses. Markus Antonius, havlu. Havlu mu? Ben gideyim de şu prensesi bulayım. Şimdi biri başıboş zannedip keser filan. İyi geceler sevgili kardeşim. Sana da sevgili kardeşim. Dikkatli ol. Markus Antonius, ne kadar da değişmiş değil mi Helena? Ya eşek kadar olmuş neredeyse. Sadece büyük eşek kadar olmakla kalmamış, aynı zamanda canileşmiş ve olgunlaşmış da kerata. Nacar esirlere yardım eden yufka yürekli Markus Antonius gitmiş... Örnek bir Bizanslı olmuş. Benim güzel evladım. Çok da yakışıklı olmuş değil mi illetlüsü? Ne illetlüsü lan? Küs bekarı! Babanın oğluyla mı konuşuyorsun? Aynı odada yatıyoruz diye bu cesareti kendine nereden buluyorsun? Allah seni kahretsin. Ben ne kabak? Bizans'tan karım alınır lan. Ha? İşte domuzun tavuğu. Ver bakalım şu anahtarı. Sevgili kardeşim. Sevgili kardeşim. Bakıyorum bu anahtarla biraz fazla ilgileniyorsun kardeşim. Ona bakarsan sen de biraz fazla sık banyo yapıyorsun kardeşim. Bu havlu Bursa işi mi? Ay saçmalamayı keser misin? Benden bir şeyler saklıyorsun ve ben bunu çok merak ediyorum. Tamam mı? Tamam peki. Zindandaki o bey var ya, o benim babam. Buraya onu ve diğer esirleri kurtarmaya geldim. İşte bu gerzek tavuğu da onun için kovalayıp duruyorum. Tamam mı? Mutlu oldun mu? Aman Markus, lütfen dalga geçmeyi bırak da bana gerçeği anlat. Gerçek şu ki, ben senin gerçekten kardeşin değilim kardeşim. Zindandaki o Nacar Bey'i gerçekten de benim gerçek babam... ...ve buraya gerçekten onu kurtarmak için geldim. Neler söylüyorsun sen Markus Antonius? Markus Antonius değil. Gerçek adım Yetiş Bey. Gerçek Markus Antonius'u köyümüzde esir olarak tutuyoruz. Üstelik gerçek bir Nacar köyü. Sana inandım. Peki geçen gece olanlara ne demeli? Gerçekten kardeşim olsaydın böyle mi olurdu? Ya birbirimize sarıldığımızda hissettiklerimiz? Ya şu an sana bakarken hissettiklerim? Sana dokunduğumda hissettiklerim? Gerçekten kardeş olsak sana böyle aşık olabilir miydim sanıyorsun Emmanuel? Evet. İşte gerçek bu. Ben sana... aşık oldum. Ya. Şimdi istiyorsan bağır. Nöbetçiler gelip beni yakalasın. Nöbetçiler! Şu an senin yerinde bir başkası olsaydı... ...ağzına sıçmıştım. Ama sevdiğim kadına bunu yapamam. Ayılık olur. Elveda Emmanuel. Aşağı sabunum düştü. Bulunca getirin ben banyodayım. Niye yaptın bunu? Çünkü ben de seni seviyorum eşkıya. Hadi git artık. Babanı daha fazla bekletme. 20 yıldır bekliyor. 20 dakika daha beklesin. Soracağım. Bunun
beynini de yapabilir misin? Beni yanlış tanımanı istemem Marcus Antonius. İnan ki bunları ilk kez seninle yapıyorum. Biliyorum. Her ne kadar biz Bizanslılar sizler kadar namusumuza, şeref ve haysiyetimize düşkün olmasak da benim de bunu ilk kez yaptığımı bilmeni isterim mağdure. Başına bir müsibet mi geldi acep? Hiç bu kadar gecikti olmamıştı. Nerede kaldın be evlat? Tavuğu yakalamak biraz uzun sürdü de. Ama sonunda anahtarı almayı başardım. Çok iyi. Şimdi gidip Süper Gazi'yi kurtaralım hadi. Cumbalı, cumbul, ceyli, cap, cup. Aferin sana. Bunun ne işi var burada? Onun bir zararı dokunmaz merak etme. Artık dostumuz oldu. Hadi tez gidip kurtaralım Süper Gazi'yi. Daha önce halletmem gereken küçük bir iş var. Cenk etmek için ne güzel bir gün değil mi yetiş? Haklısın Sepetçioğlu. Sadece pantolonunu indirsen olurdu be evlat. Tövbe tövbe. Tamam tamam bitti. Hadi gidelim. Hadi. Tahmin etmiştim bu kesinlikle Marcus Antonius değil. Nereden anladın? Eşek kadar şeyi görmedin mi salak? Bu tam bir Nacar pipisi. Hani nerede nerede? 46 saniye sonra. Demek illetiyosu öldürmek için Marcus Antonius kılığına girmiş. Vay be çok akıllıca. Ne dersin? Güvenlik kuvvetlerine şikayet edelim mi alçakları? Güvenlik kuvveti sensin zaten salak. Hem niye acele ediyoruz ki? Bırakalım illetiyosu o öldürsün. Evet. Bu altın bir fırsat Theodorakis. Çok yakında taht kendiliğinden simit ise kalacak. Ay sen de manyaksın artık. İki taraf halkıda aşkımızı onaylamaz. Farklı kültürden olmamız sevdamızı hiç bağlamaz. Söz dinlemez deli gönlüm, aşktan yana çok asidir. Halklarımız kardeş ama problemler siyasidir. Doğu batı sentezinden kimseye zarar gelmez. Doğu batı sentezinden kimseye zarar. Kralı gelse ki kendisi babam olur, bize engel olamaz. Deli gönlüm seni ellere vermez. Ayırmaya kalkanı terlikle döverim. Doğu batı sentezinden kimseye zarar gelmez. Doğu batı sentezinden kimseye zarar. Güzel bir şarkı Marcus. Nereden öğrendin? Hiç. Öyle aklımdan geldi söyledim. Söz, müzik, aranje benim. Devamı yok mu? Var ama şimdi gitmem gerekiyor mağdure. Sonra belki bir gün yeniden karşılaştığımızda söylerim. Gitmek mi? Beni bırakma ne olur. Yaşayamam ben. Benimle olduğun sürece hayatın daha büyük tehlikede demektir mağdure. Babam manyağın tekidir. Öbür salağın ben olmadığını anlarsa beni bulmak için buraya gelir ve küçük baş hayvanlar da dahil olmak üzere köydeki herkesi çarmıha gerdirir. Babamı yakalamış mıdır acaba? Merak etme sevgilim. Yakalamışsa da kurtarırım. Hem bu arada bir de duş alırım. Peki seni bir daha görebilecek miyim? Görmeye gelecek misin beni? Öleceksin alçak domuz. Kimse bana horlayamaz.
babamın sesi. Kim o? Baba, sakın çıtırtı yapma. En küçük bir çıtırtıda bile uyanıyorlar. Ama gürültü yaparsak ruhları bile duymaz. Tamam beyim, tamam. Hadi. 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 Baba. 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 Öleceksin. Baba benim. Yetiş Bey. Yetiş Bey mi? Hangi yetiş? Hangi yetiş olacak baba? Senin oğlun yetiş. Yetiş Bey oğlum. Evet baba benim. Bak bunu hatırladın mı? Hatırlamaz olur muyum? Ne işin var burada? Seni kurtarmaya geldim baba. Allah'ım şükürler olsun sana. Hadi yetiş, aç artık şu kapıyı. Sen misin Sepetçioğlu? Benim beyim Sepetçioğlu. Baba. Oğlum. Alçak herifler. Bunu sana nasıl yaparlar baba? Köpekler. Alageyikler. Yaptılar işte oğul. Yaptılar işte. Allah'ım. Bana bu günleri gösterdiğin için şükürler olsun sana. Dur bakayım sana. Ne kadar da büyümüşsün. Sen de baba. Takken bile beyazlamış. O kadar acı çektim ki oğul ondandır. Yapmadıkları işkence kalmadı namertlerin. Hadi acele edin biraz. Hadi, hadi baba. Hadi. Gel baba gel. Hayrola, nereye böyle? Bu alçağı öldürmeye götürüyorum. Vay anasını tuzak ha! Beni kimse öldüremez! Şöp oğlusu! Şimdi baba çaktırma ya. Öldürmeye götürüyorlar! Çekilin yoldan! Çekilin! Yalan söylüyorlar. O kapının imparator olmadan açılması yasaktı. Yakalayın şunları! Kaçın, ben bunları oyalarım. Kıstırdılar bizi kahpenin dölleri. Dayanın biz geldik kuşum. Allah 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 Allah. Prensim ben prensim.
Demek papaz kılığına girip beni kandırabileceğinizi sandınız. He? Yazıklar olsun size. Sahtekarlar. Bir de najar olacaksınız. He? Nöbetçiler. Gelin çabuk. İkisini bir ara idam edersiniz. Gel buraya. Gel. Ya sana ne demeli? Bunca yıl yedirdim, içirdim. En güzel zindanımda yatırdım. En modern işkence aletlerimi sana tahsis ettim. Ama yine de yaranamadım, öyle mi? Bunu da alın, zindana atın. Yarın bizzat kendi ellerimle öldüreceğim. Beni öldürürsen sana bunu ödetirim. Pişman ederim. Hadi lan. Öleceksin. Hadi. Öleceksin. Sürüm sürüm sürüneceksin. Hadi onlar Nacer. Ya sana ne oluyor? Bir de papaz olacaksın. Ağzını topla. Papaz babandır. Nöbetçiler. Alın şunu kışlıkların yanına koyun. İtiştirme lan kefere. Ya sen prenses. Ya sen. Güvenimi boşa çıkardın. Yazıklar olsun sana. Götürün bunu. Şinitsel yapın. Götürün. Ve sen. Beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattın. Marcus Antonius. Ama baba ben ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın eşşolsu? Esirleri kaçırmaya kalktın. Yemin ederim ortada bir yanlış anlama var baba. Sus! Bana baba deme. Ben senin baban değilim. Ben kendimin babasıyım. Götürün şunu. Gebertin soysuzu. Yalvarırım majesteleri. Baba. Onu bıraksınlar beni götürüp gebertsinler. Yalvarırım majesteleri. O daha küçücük çocuk gebermesini bilmez ki majesteleri. Tamam lan. Tamam. Delikanlı. Nöbetçiler. Alın şunu. Alın. Yalvarırım. Yalvarırım majesteleri. Yalvarırım majesteleri. Bu seferlik affedin oğlumu. Acıyın ona majesteleri lütfen. Lütfen majesteleri. Kardeşime merhamet edin lütfen. Ben de size yalvarıyorum majesteleri. Lütfen affedin Marcus. Ay kız anne sen sapıttın mı? Theodora. Kardeşim sen iyi misin? Tabii ki iyiyim. Ne bileyim. Marcus'u pek sevmezdin de. Devlet işlerine duygusallık karıştırmanın alemi yok majesteleri. Gençliğinin getirdiği bir takım hataları saymazsak, Marcus'un taht için çok daha uygun bir varis olduğunu düşünüyorum. Yani en azından erkek. Ay kız anne vallahi çok kötüsün. Galiba haklısın Theodora. Tamam, bırakın. Marcus Antonius, seni son kez affediyorum. Yalvarırım majesteleri. O daha küçücük çocuk onu affetmeyin. Beni affedin majesteleri, yalvarırım. Yalvarırım. Marcus! Sevgilim! Mağdur el! Hayır! 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 Dur! Kim Marcus! Kim yaptı sana bunu Marcus? Söyle! Değilim Marcus! Canım benim! Theodora hala! Umarım uyumuyordun sevgili yeğenim. Yok uyumuyordum. Bugün benim için yaptıklarından dolayı sana çok teşekkür ederim Theodora hala. Sıçtırtma halana. Ne? Bırak numara yapmayı kim olduğunu biliyorum. Bir an önce işini bitir ve defol git bu saraydan. Fakat Theodora hala. Çok inandırıcı. Böyle devam et. Gitmeden önce mutlaka uğra. Sen miydin Emanuel? Ben de seni başka biri sandım. Beni özledin. Özlemez olur muyum hiç Emanuel? Tabii ki özledim. Ben de seni çok özledim. Kardeş gibi büyüdük seninle. Ama ben bir şey yapmadım ki. Kendin ettin, kendin buldun. Mağdure bacı. Bir de utanmadan bacı diyorsun. Allah aşkına ağlama. Samanlar ıslanıyor bacım, yapma.
Dur. Ne var arabada? Saman var. İmparatorunuza taze saman getirdim. Hı hı. Demek imparatorumuza taze saman getirdin ha? Görelim bakalım şu taze samanları. Ah! Ah! Evet, onların da buradan geldiğini söyledim. Niye bağırıyor bu samanlar? Bu samanın cinsi böyle beyim. Tamam, geç. Ne var arabada? Bağıran saman. İyi, sen de geç. Ben Markus'u bulmaya gidiyorum, yetiş be. Tamam, fazla gecikme ama. Gecikmem. 25 yıldır bu zindanlarda çürüyorum. Şimdi çocuklarım yanımda olsa inan her şeyi verirdim Sepetçioğlu. Selamun aleyküm ağalar. Yetiş bey. Kaçıyoruz buradan. Hadi. Hadi. Buradan nasıl çıkacağız acaba? Merak etmeyin. Ben 25 yıldır bu zindandayım. Buraları avucumun içi gibi bilirim. Bu taraftan gideceğiz. Pist pist pist. Hayda. Hayrola beyler. Yolculuk nereye? Kim bu ya? Vay anasını domuzlar emesin. Demek kaçıyordunuz ha? Demek kaçıyordunuz ha? Vay be. Ses amma yankı yaptı ya. Yankı değil salak benim. Yürü. Ha? Babam da geldi işte. Ha, babam da geldi işte. Durun. Bu yalan söylüyor baba. Onun adı Markus Antonius değil. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi hanginiz benim oğlumsunuz? Adam gibi söyleyin. Ben. 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 Kimsenin oğlu değilim ben. Değilim. Oğlan değilim ben. Pekala. Pekala. Şimdi anlarız. Al atın. Şimdi küçük bir deney yapacağız. Ve hanginizin Markus Antonius, hanginizin sahtekar olduğunu anlayacağız. Bence garantiye alalım majesteleri. İkisini de öldürelim gitsin. Benim işime karışma Theodora. Bugüne kadar kimi öldüreceğimi sana sormadım. Bugünden sonra da sormam herhalde. Köpek klitorisi ne olacak? Siz hiç merak etmeyin prensesim. Az sonra her iki Markus da eşek cennetini boylayacak. Aman tanrım. Brutus bu. Evet prensesim. Hiçbir masraftan kaçınmadık. Gördüğünüz gibi ta Roma'dan getirdik. Bunun karşılığını fazlasıyla alacaksın Theodorakis. Soldaki Markus Antonius'a bir tane ok verin. Ben vereyim. Yalvarırım majesteleri. Ona vermeyin, bana verin oku. Yalvarırım majesteleri. O daha küçücük çocuk. Göbekçiler. Ok bilmez majesteleri. Alın şunu. Alın şu sahtekarıyı. Yalvarırım majesteleri. Bıraksanıza beni. Alın. Ay. Ne duruyorsunuz? Versenize soldakine oku. Markus Antonius, şimdi o okla süper gaziyi öldürmeni istiyorum senden. Eğer benim oğlumsan gözünü kırpmadan öldürürsün süper gaziyi. Hadi bakalım. Sakın ha, sen yetişmeysin. Şeytan doldurur. Beni öldürürsen obamda kimsenin yüzüne bakamazsın. Baba katil olacaksın. Öksüz kalacaksın. Bana bak, sana diyorum lan. Mama manyak mısın oğlum? Şakası bile tutun lan. Nöbetçiler, yakalayın. Çekin beni şu alça. Hadi. Gelin bakalım köpekler. Najarlar yenildikleri savaşlardan bile galip çıkmışlardır. Gözlerine çıkmayın. Hadi. 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 Oley. 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 Beni bir daha kurtarmaya kalkanın anası babası ölsün, tamam mı? Demek sahte Markus sendin ha? Benim tabii. Ne var yani? Mınakodumun çocuğu. Ne dedi lan bu? Bilmiyorum ama bir küfür olmalı majesteleri. Ben de ilk defa duyuyorum. Bakalım ona buna koymaktaki başarını keskin kılıcım karşısında da gösterebilecek misin? Puşt! Ben ne dedim? Bunu da ilk defa duyuyorum majesteleri. Al bakalım. Oğlum. Yok bir şey anne. İyi. İyi. Ben ona vuruyorum. Sana ne oluyor ulan? Hala anlamadın mı? Domuz pipisi. Onlar kardeş. Hem de ikiz kardeş. Hatta üçüz kardeş. Yalan söylüyor majesteli. Öteki kardeşiniz nerede lan? Yalan söylüyor. İftiracı serseri. Salak salak konuşma Helena. Hiç yalan söyleyen bir Najar Bey olur mu? Peki bu söylediğini kanıtlayabilir misin? Elbette.
Boynundaki kolyelerine bak, anlarsın. Majesteleri yemin ederim. Yalan söyleme kahpe. İmparatorcunun hiçbir suçu yok majesteleri. Durun, size her şeyi anlatacağım. Helena'nın kız doğurduğu gün saraya nasıl döneceğiz diye düşünürken bu çocuğu bir sepetin içinde nehirde bulduk. Sonra da size ikiz diye kakaladık. O sizin oğlunuz değil. Peki oğlum değilse neyim? Peki annem sen değilsen kim? Benim. Yavrum, oğlum kurban oldu. Vay yavrum sütle korusun vay. Gördüğünüz gibi İmparatorcan'ın hiçbir suçu yok. Her şeyi ben planladım. Onun suçu yok ha. Theodorakis, kılıcım. Herkesin suçu var. Hepiniz öleceksiniz. Hepiniz. Seni doğurduğun kız sürüsünün yanına gönderiyorum. Helena, öleceksin sen de. Bırak annemi, eğitimsiz domuz. Yeterince cinayet işledin zaten. Salak! O senin annen değil ki. Nöbetçiler, yakalayın şunu. Siz ne duruyorsunuz? Yakalayın. Eyvallah kardeşim. Yakalayın. Sen git esirleri kurtar tefeci oğlum. Hadi yetişme. Hepsini öldürün. Hepsini. Sepetçioğlu Tavşan Bey ve Hacı Makaryo söyledi. Helal be Tavşan, tam zamanında. İllet yut kaçıyor. Majesteleri. Lomberikus, ben kaçıyorum. Hiçbir yere kaçamazsın artık köpek. Teodor, canım kardeşim. Ben senin kardeşin değilim. Sen onun kardeşiyim. Fakat Teodora. Fakatı makatı yok İllet yut. Sana ve küstahlıklarına yeterince tahammül ettim. Oğlun olmadığı için sen ölünce imparatorluk oğluma, dolayısıyla bana kalacak. Acele etmeye gerek yok ya onlara. 80 yıla kalmaz, zaten ölür giderim. O zaman Semitis tahta çıkar, sen de haliyle kraliçe olursun. O kadar bekleyemem. Şimdi öleceksin. Hayatımı kurtardığın için sana teşekkür ederim Lomberikus. Fakat ablamı öldürdüğün için seni asla affetmeyeceğim. Ablam majesteleri, o sizi öldürecekti. Sana ne ulan? Sana ne? Ömürlük soğanı. Ben durursan onu öldürmek sana mı düştü lan? Oğlum! Çekilin! Süper gazi geldi. Amin. Çok yaşa Süper Gazi. Çok yaşa. Sen de gör. Hadi aslanlar. Hadi. Hadi. Hadi koşun. Hadi gidelim. Sepetçioğlu, dur. Ne istiyorsun? Tadıma sıkma beni Sepetçioğlu. Aradım tabii ki. Theodora Kaltas'ın sen. Theodora değil Sepetçioğlu. Eftelya. 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 Sepetçioğlu. Eftelya sevgilim. Seni yıllarca aradım Eftelya. Nerelerdeydin? Sana o günlerde söyleyememiştim ama... Ben İletius'un kardeşiyim Sepetçioğlu. Sarayda seni ilk gördüğümde beynimden vurulmuşa döndüm.
Ama seni tanıdığımı anlasaydı, İlletius beni de, seni de, onu da öldürürdü. Sus, konuşma. Seni hiç unutmadım sepetçi oldum. Ben de seni ve samanlıkta geçirdiğimiz 9,5 haftayı. O günlerden bana küçük bir hatıra bıraktığını biliyor musun sepetçi? Hatıra mı? Bir oğlumuz oldu sepetçi oğlum. Adı Simitis. Oğlumuz mu? Dur, kendini yorma, bıçağı çıkartacağım. Anne! Annemi öldürsün ha! Alçak Nacar! Bizim biz! Hayır! Eşhedeyim la ilahe illallah. Anne, merak etme anne. Her şey geçti. Ne yaptın sen, ne yaptın? Ne oldu anne, ne yapmışım ki? Olsun, babanı öldürdün. Ha siktir, babamı mı? Evet, senin babandı o. Sırtındaki bıçağı çıkardı. Yıllar önce sirklerde dans ederken tanışmıştık. At bakıcısıydı. Tam yıllar sonra birbirimizi bulmuşken öldürdün onu. Dıştan sıraldın yani Simitis. Baba! Affet beni baba. Oğlum. Babacığım benim. Oğlum. Ne olur, ne olur affet beni baba. Ne olur affet. Tamam be tamam. Karı gibi ağlama da kalk. Babacığım. Sen bir Nacar oğlusun artık. Nacarlar anneleri ve babaları aynı anda ölünce bile ağlamazlar. Hadi! Kalk. Ve gerçek bir erkek gibi savaş. Haklısın Yetiş Bey. Şimdi küffarın üstüne yürüme vaktidir. Bana bir kılıç verin. Bremel un illetius. Kolla kendini! Yakalayın, kaçıyor! Pişt, dur, siz burada kalın. Beni koruyun. Basını da içeri almayın. Hadi yürüyün, çabuk. Sonun geldik, kestanemin kenarı. Seni anandan doldura pişman edeceğim, göttek. Et de görelim, burun boku. O ne lan? Anam için. Oh, acımadı ki. Bu babam için. Oh. Hiç acımadı ki. Bu sepetçi oğlu için. Acımadı lan. Bu da veremden ölen dayım için. Bu acıdı lan. Acıdı mı? Acıdı lan. Yetiş Bey, Yetiş Bey, yaklaş bana, yaklaş, al bakalım. Duydun mu zilin sesini? Oho. Son nefesini verdi köpek. Yetiş Bey. Emanuel. Hayır, Emanuel değil yetişim.
Ben de sizler gibi oldum. Adım altıncı Emine'dir artık. Yerim senin yanındır. Bağışın üstünedir. Altıncı Emine'm. Gavur Bey, kardeşim benim. Bizim de sana bir sürprizimiz var Yetiş. Yenge, biz evleniyoruz. Hey! Yaşa oğlum! Sonunda herkes muradına erdi. Hacı Makaryoz Çelebi, obanın din işlerinden sorumlu bakanı oldu. Askerle arası açıldı. Ölmeye yakın obayı terk etti ve Budist oldu. Geç de olsa erkekliğe adım atan Simitiz, adını değiştirip Abuzer yaptı. Obanın yasaları gereği evlenemeyince Danimarka'ya göç edip orada mutlu bir yuva kurdu. 25 yıllık esirlikten sonra obasının başına geçen süper gazi, kıçına batan kapı menteşeleri yüzünden tetanoz kaptı ve öldü. Kapısı ile birlikte gömüldü. Haydi bire! Mağdure Hatun'la Gavur Bey'in çok mutlu bir evlilikleri oldu. Politikadan uzak duran Gavur Bey, zeytin işine girip zeytin kralı olmayı tercih etti. Altıncı Emine ile Yetiş Bey evlendiler. Obasının başına geçen Yetiş Bey'in dedeleri İlletius'a bekleyen 12 erkek çocuğu oldu. Gider Bey ise nehirde yüzerken karşı sıra çıkan Sude Hatun'la evlendi. 3 çocukları 2 su kaplumbağaları oldu. Soğan ve sarımsak kemiği en iyi doğum kontrol yöntemi sanan Nacarlar, nüfuslarını kontrol altına alamadılar ve çoğaldıkça çoğaldılar. Sonuçta ünleri ve kendileri 5 kıtaya yayıldı. Meydan meydan diye 47'de seslendim kurban kurban diye. Yavuz atlar besledim meydan meydan diye 47'de seslendim
kurban kurban diye. Dediğim gün bugün meydan bu meydan. Gözlerinde yaşla bekliyor anam. İzin ver düşmana varalım baba. Kırkımız kırk yandan kıralım baba. İzin ver düşmana varalım baba. Kırkımız kırk yandan kıralım baba.